Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, yılın ikinci yarısına Haziran ayı ile beraber başlayacağız ve tutulma dönemindeyiz. Mayıs sonunda yaşadığımız ay tutulmasını ile beraber bu ay bir güneş tutulması meydana gelecek ve önümüzdeki 6 ayı bu tutulma enerjileri şekillendirecek. Evet, Haziranda Merkür Retrosu devam ediyor. 22 Hazirana kadar Merkür İkizler Burcundaki gerilemesini sürdürecek. Özellikle 3. ev konularınız ki bunlar yakın çevrenizde olup bitenler, ilişkileriniz, eğitim konuları, ticari faaliyetler geziler, seyahat planlarınız, kardeşlerle ilgili konulara özellikle işaret ediyor. Bu alanlarda daha fazla gözden geçirmeler içerisinde olabilirsiniz. Merkür Retrosu bizi biraz geçmişe doğru çekerken zihniniz, düşünceleriniz özellikle zaman zaman yavaşlayabilir, kararsızlıklar meydana gelebilir, bazı konularda takıntılar olabilir ve daha çok süre gelen konuları çözmek için uğraşabilirsiniz. Yeni fikirler, Yeni düşünceler, yeni anlaşmalar için 22 Haziran sonrasını beklemek, harekete geçmek daha doğru olacaktır. Hem tutulmaları, tutulma enerjileri var, gündemlerimizi hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Tüm bunlar biraz bu ay yavaş hareket etmemizi gerektiriyor Aslında biraz gözlemlemeliyiz biraz düşüncelerimizi de gözlemeliyiz planlama planlarımızı da şöyle bir belki kontrol etmeliyiz eksikleri tamamlamalıyız bu şekilde 22 Haziran sonrası fikirlerimizi daha rahat uygulamaya koyabiliriz Venüs 2 Haziran itibariyle yengeç burcuna geçecek ve 27 Haziran'a kadar Venüs Yengeç burcunda olacak, dördüncü evinizde olacak. Venüs iyicil enerjisiyle hayattan aldığımız keyifler, zevklerimiz, arzularımızla alakalı. Bu dönem özellikle Haziranın büyük bölümünde ev yuva temalarında konfor arayışınız, keyif arayışınız artıyor. Evinizi güzelleştirme, dekora etme gibi konular da gündeminizde olabilir ve aile üyeleriyle birlikteliklerden daha fazla mutluluk alabilirsiniz, aileden daha fazla. Bu dönemde fayda görebilirsiniz. Ebeveyn ilişkileriniz de öne çıkabilir. İş konularınız, para kazanma konularınız ile daha çok ev ve aile ile e, ilişkili olabilir sevgili koçlar. 10 Haziran'da yeni ay ve halkalı güneş tutulmamız meydana geliyor. Evet, 19 derece ikizler burcundaki güneş tutulması güçlü bir yeni ay. Sadece bu ayla sınırlı değil önümüzdeki kısa vadede Aralık ayına kadar olan sürecimizi aslında şekillendirecek olan bir güneş tutulmasından bahsediyoruz. 19 derece ikizler burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle 19 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve değişken burçlarda ikizler, yay, başak, balık gibi burçlarda gezegen yerleşimleriniz varsa tutulmanın bireysel olarak sizin için çok daha tesirli olacağını, daha kadersel olacağını söyleyebilirim. Evet tutulmalar güçlü yeni aylardır ve tabii ki başlangıç enerjileri de taşıyor içerisinde ve üstelik kuzey düğüm yönünde bir tutulma demek ki bizi ileriye taşıyacak yeni fikirler var yeni planlar var Örneğin yeni bir eğitime başlamak gündeminizde olabilir yeni bir ticari oluşum söz konusu olabilir çevre değişiklikleri yakınlarınız akrabalarınız kardeşlerinizle ilgili konularda hızlı gelişmeler dönüşümler içerisinde olabilirsiniz ve tutulma daha fazla seyahat, daha fazla gezme imkanları da karşınıza çıkarabilir. Ancak yönetici gezegeni Merkür ve o geriliyor e, ve tutulmanın balık burcundaki Neptünle de bir karesi var. E, olumlu açıları da var. Ancak biraz e, belki elimizdeki e, içinde bulunduğumuz şartları daha e, dikkatli değerlendirmemiz gerekiyor. İkizler Burcundaki güneş tutulmasında çok fazla bilgiyle karşılaşabiliriz. Çok fazla düşünce de üretebiliriz. Ama bunların biraz olgunlaşmasını beklememiz gerekiyor. Ve gerçeklerle hayalleri, yanıltıcı durumları biraz ayırt etmemiz gerekiyor. Hem Merkür Retrosu'nun bitmesini beklememiz, hem de tutulma etkilerinin biraz da hayatımızda görünür olmasını beklememiz bu anlamda önemli. Özellikle Haziran sonuna kadar yeni hedeflerimizi, planlayabiliriz, odaklanabiliriz ama harekete geçmek için birazcık daha belki e, temkinli hareket etmemiz gerekecek bu tutulmayla beraber. Evet, Haziran ayında yine 2021'in en önemli gezegen açılarından biri olan Satürn-Uranüs karesi de e, netleşecek. 14 Haziran'da Kova burcundaki Satürn'le Boğa burcundaki Uranüs arasındaki kare açı tekrar kendini gösteriyor. Ocak ayında da yaşamıştık. Bu ay meydana geliyor. Bu açıyı yıl sonunda Aralık ayında tekrar yaşayacağız. Şimdi Satürn düzen demek, otorite, kurallar, yasalar, alıştığımız, bildiğimiz kavramlar anlamında etkili. Uranüs ise değişim, yenilikler istiyor. Biraz daha cesaret gerektiren konularla ilgili ve bu iki enerjinin zıtlaşması doğal olarak huzursuzlukları da tetikliyor aslında, stresler yaratıyor. Ee, ve sizin için daha çok belki kendinizi para konularında iş konuları, ticari konular parasal anlamda kaynaklarınız bütçeniz, harcamalarınız alanında e, biraz stres altında bırakabilir bu durum. O yüzden kaynaklarınızı iyi korumaya çalışmakta fayda var. Ee, evet yeni kazanç yolları içinde yeni olasılıklarınız gündemde olabilir. Projeleriniz de olabilir. Ancak e, özellikle ee, çok fazla risk almamak gerektiğini işaret ediyor gökyüzü bu dönemde. Daha önceden alınmış bazı riskler varsa e, stresler de artabilir bu süreç içerisinde. Özellikle ayın 14'ü ve tabii 14'üne yakın dönemler tutulmaya da yakın dönemler 10 Haziran'da çünkü tutulma olacak e, Satürn Uranüs karesinin etkisi de e, bir şekilde kendini hissettirecek. Bu nedenle e, bu ay hem para konularında hem kişisel olarak hani kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi uygulamaya koyarken biraz daha yavaş olmamız gerekiyor. Risklere dikkat etmemiz gerekiyor ya da çok fazla risk almamamız gerekiyor sevgili koçlar. Evet 11 Haziran'da Mars Aslan'a geçecek. Şimdi yönetici gezegeniniz Mars Aslan'a geçince 11 Haziran'dan sonra ister istemez sizin tabii ki enerjinizi ve özgüveninizi biraz daha arttıracak. Daha fazla keyif istiyorsunuz hayatınızda eğlenmek istiyorsunuz biraz aşık olmak istiyorsunuz ev dışında aile dışındaki faaliyetlere de yönelmek istiyorsunuz burada da enerjimiz biraz kontrol etmekte fayda var Mars Aslan'da olacak ama bu süreç içerisinde Uranüsle özellikle Satürn'e yine bağlantıları zaman zaman bizi zorlayabilir çok aşırı risk almamak gerekiyor çok öyle biraz bencil ya da hani düşüncesiz eylemler ya da çok e, hırslı tutumlar maddi manevi her alanda zarar getirebilir. Daha temkinli, daha sağduyulu hareket etmemiz gerekiyor. Evet, e, 27 Haziran'dan sonra Venüs'ün de aslana geçmesi belki koşulları biraz daha iyileştirecek. Yani keyif alma alanlarımız e, e, ya da risk aldığımız konularda bunlar ilişkiler, aşk hayatımızda olabilir maddi konularda olabilir. Daha iyicil etkiler getirmeye başlayacak. Yani 27 Haziran sonrası artık Merkür de düzelmiş olacak. Bu nedenle şartlar biraz daha olgunlaşıp bizim için daha destekleyici hale gelebilir. Ve 24 Haziran'da 3 derece Oğlak burcunda dolunay meydana geliyor. Dolunay Oğlak burcunda olacak. Tam haritanızın en tepe alanı yani kariyer alanında olacak ki bu toplumdaki statünüz işiniz, kariyeriniz ya da gelecekle ilgili hedefleriniz, projeleriniz alanında bazı tamamlanmalar ya da aydınlanmalar getirebilir. Evet, bir işle ilgili, bir iş projesiyle ilgili bir sonuç alabilirsiniz veya işte eee ağladığınız emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Bu dolunay kendi içinde yardımcı enerjiler de taşıyor özellikle Jüpiter'le Venüs'ün su burçlarındaki üçgen açısı Dolunay'ın daha besleyici, daha destekleyici enerjilerini arttırıyor. Özellikle aile ile ilgili konularda, mesela aile işinde çalışıyorsanız ya da ailenizle ilgili yuva kurmak da olabilir bu ya da bir iş olabilir. Beklentileriniz varsa, destekler arzu ediyorsunuz, yardımlar söz konusuysa burada şartlar olumlu olabilir, daha rahat ilerleyebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü bir dolunay, Oğlak Burcu'ndaki dolunay en fazla etki alan burçlardan biri de sizsiniz. Bu nedenle Güneş burcunuz 20 Mart ve 25 Mart arasıysa veya yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa sevgili koçlar, Dolunay'dan bireysel olarak daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Bu kariyerinizi etkileyecek, geleceğinizi etkileyecek, toplumdaki statünüzü etkileyecek bir iş konusu olabilir. İşle ilgili kararlar olabilir ilişkilerle ilgili, evlilikle ilgili kararlar, yuva kurmakla ilgili kararlar olabilir ya da aileyle birliktesiniz ve ebeveynlerinizle ilgili konular devrede ve ebeveynlerinizle ilgili bazı dönüşümler ya da onların alacağı kararlar sizi de tabii ki bir şekilde etkileyebilir. E, yer değişiklikleri, taşınmalar, hani ev almak, taşınmak, kiralamak bu konular da olabilir. Belki işle ilgili de olabilir bu. E, yer değişimleri ya da dönüşümler. Bunlar da gündeminizde olabilir. E, genel olarak baktığımızda aslında e, Oğlak e, gene, e, daha güvenli, daha istikrarlı adımlar atmak isteyen, bunu talep eden bir burçtur. Ve buradaki Dolunay geleceğinize dair bazı planlarınızda, istikrar arayışlarınızda size güven getirebilecek koşullar sağlayabilir. Ya da e, belirsiz koşulları biraz daha netleştirebilir bazı sorunlar varsa onlara çözüm yollarını da size sunabilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.